Evet arkadaşlar, şimdi Groningen'den çıkıyoruz. Önce Essen'e gideceğiz, daha sonra da Hoogeveen'e gideceğiz. Hoogeveen'in doğru telaffuz edemiyor olabilirim çünkü Hollandaca nasıl telaffuz edileceğini bilmiyorum. O yüzden bazı insanlara da söyleyemedik, nasıl anlamadılar bizim Hoogeveen'i sorduğumuzu. Ama önce haritaya bakınca Essen'e gideceğimizi gösterdiler. Sonra Hoogeveen'e sorarsınız olabilirler. Essen'de buradan yaklaşık bir 30 kilometre falan. Şimdi Essen'e doğru yola çıktık. Hava şansımıza çok güzel bugün. Havada çok bulut yok ama güneşli. Hadi birazcık pedallayalım. Dün kamp yaptığımız yer hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bayağı güzel bir yerdi. İyi ki yağmur yağmadı çünkü yağmur yağsaydı büyük ihtimalle ısınırdık ve üşürdük. Yer, toprak biraz nemliydi aslında ama çok bir sıkıntı yaratmadı bize. Sabah burası 5 gibi aydınlandığı için hava, biz de 5 gibi uyandık. Fakat sonra tekrar uyumaya devam ettik çok yorgun olduğumuz için. 5 gibi kuş sesleriyle uyanınca insan daha bir canlı oluyor açıkçası. En azından alarm sesiyle uyanmaktan daha iyi geliyor. Kuş sesleriyle uyanmak. Yani mükemmel bir yerde kamp yaptık diyebiliriz aslında. Çünkü hem restoranı hem interneti, duş olanakları, her şey olan bir yerdi. İnsanlar çok yardımseverdi. İki tane bizim gibi tur yapan kişiyle tanıştık. Biri erkek Hollandalı, o sabah çok erken gitti turuna başlamaya. O bir aylık bir tur planlıyormuş. Şu an sesim biraz zor duyuyor olabilirsiniz çünkü bayağı rüzgar var. Evet, bir saniye. Ve şunu anladım ben. Bizim buraya gelirken kesinlikle bir zincir temizleme aleti getirmemiz lazımmış. Çünkü aşırı derecede pislendi zincirim ve artık ses yapmaya başladı. Eğer bisikletçi görürsek ondan bir yardım isteyeceğim. Ve hem bisikletimi temizleyip hem de bir vites ayarını tekrar yaptırmam gerekiyor. Çünkü ses gelmeye başlıyor. Başladı daha doğrusu. Evet, şimdi biraz da size yol göstereceğim. Ama kuş sesinden başka hiçbir ses duyamazsınız burada. Ne bir araba sesi, ne başka bir ses. Arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.